Vay canına, ay ne kadar güzel. Hey Harulu, yarın düğünün var, nasıl hissediyorsun? Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım ve çok korkuyorum. Bu çok tuhaf bir his, çok tuhaf. Evet, sanırım anlayabiliyorum. Daha önce hiç görmediğin biriyle evlenmek zorundasın. Ben bunu yapamazdım. Bu çok eski bir gelenek. Bu yüzden benim yapabileceğim bir şey yok. Köy sahiplerinin kızları ve oğulları evlenip kendi köylerini kurarlar. Ama yine de... Ah, merak etme Emi. Endişe duyacak hiçbir şey yok. Herkes onun harika biri olduğunu söylüyor. Aa, bu senin nişan yüzüğün mü? Evet, buna ayın yüzüğü derler. Yarın su sarayının taş kapılarının önünde güneşin yüzüğünü takan adamla evleneceğim. Mucize Dağı'na giderken Hiro ve arkadaşları bir Sansar köyüne geldi. Burada köy liderinin kızı Harulu çok eski bir geleneğe göre yarın evlenecek. Ah, çok yoruldum. Bu hazırlıklar bizim beni çok yoruyor. Bizim düğünde ne işimiz var? Doğru, sana katılıyorum. Yine de düğünü görmek istiyorum. Biraz daha gecikirsek ne olur ki? Herkes beni dinlesin. Yemek hazır. Vay canına. Bekleyin. Korkarım onları yine kaybettik. Peki nerede hata yaptık? Bu tamamen Tyson'ın suçu. Her zaman yanlış zamanda tuvalete gider. Doğanın kanununa engel olamıyordum. Eğer yersen bir süre sonra çıkarmam gerekebilir. Ah, şimdi ne yapacağız? Eğer Imogen öğrenirse başımız belada demektir. Öyle değil mi çocuklar? Pepeng, sen yarın ayrılıyorsun, öyle değil mi? Evet. Güneşin yüzüğü nesillerdir bizim ailemizde. Eğer nişanlındaki ayın yüzüğüyle bir araya gelirse, su sarayının taş kapıları açılacak. Evet baba, anladım. Derler ki taş kapılar açıldığı zaman yeni bir yol açılır. Ama eğer mümkünse yüzüklerin bir araya gelmemesi gerekiyor. Güneşin yüzüğüyle ayın yüzüğünün sadece büyük bir tehlike olduğunda birleşmesi gerekir. Ya da ailenin başına bir şey geldiğinde. Anladın mı Pepe? Anlıyorum baba. Güneşin yüzüğüyle sevimli bir gelin ha? Nerede bunlar? Ya onları tamamen kaybettiysen? Hadi şu yolu deneyelim. Patron. Burada ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? Evet. Hiro'yu kaybettiniz değil mi? Çok hızlısınız patron, çok hızlı. Sen! Jack'in güçleri sayesinde beni sadece görebilirsiniz. Eğer ben burada olsaydım bu hepinizin sonu olacaktı. Yani sen aslında burada değil misin? Evet, şu anda Jack'le birlikteyim ben. Sen gerçekten burada değilsin. Sandığımdan daha salak olduğunuzu bana gösteriyorsunuz. Size yardımcı olacak bir şeyler söyleyeyim. Lütfen söyle patron. Eğer doğudaki dağa tırmanırsanız bir köy bulacaksınız. Hiro ve çetesi orada. Doğudaki köy. Su sarayının taş kapıları da orada. Şimdi oyalanmayı bırakın da bana o kılıcı getirin. Bize hiç rahat vermeyecek. Evet, hep böyle oluyor. Ne dedin sen? Patron. Size güvenemediğim için geri döndüm. İyi bir planım var. İyi bir plan mı? Biraz kuzeye giderseniz Baraba adında bir rakunun yaşadığı saraya varacaksınız. Rakundan bize kılıcı getirmesini mi isteyeceğiz yani, öyle mi? Ne dediğimi unutmayın. Bana çözüm üretin. Hızlı hareket edin. Hadi.
sen. Bunun anlamı nedir? Bu da ne demek oluyor? Bu çok tuhaf. Merhaba, Baraba burada mı yaşıyor acaba? Evet, benim adım Baraba. Benden ne istiyorsunuz acaba? Sevgili Baraba, biz çocuk kaplumbağadaki Mercan Kılıç'ın peşindeyiz. Bize sizin iyi bir planınızın olduğu söylendi. O zaman ben de sizden köydeki yeşil çatılı eve gitmenizi isteyeceğim. Olur mu? Orası Pepengin evi. Ondan güneşin yüzüğünü çalmanızı istiyorum. Güneşin yüzüğü mü? Bu doğru. Bu gece onu sizden almak için burada olacağım. Sizi bekliyor olacağım. İyi şanslar. Bu güneşin yüzünü nasıl bulacağız? Öncelikle bu Pepenk isimli adamı bulalım. O zaman neyi bekliyoruz? Hadi harekete geçelim. Kapınız ama. Tamam, hadi. Artık güzel gelin ve su sarayının tüm hazineleri benim. güzel gelin mi? Hazine mi? Evet, ama öncelikle mercan kılıcı size getirmenin bir yolunu bulacağım. Hazinenin bir kısmını bize verir misin? Başka insanlara ait şeyleri istemek hiç hoş değil. Burada no. Güneşin yüzüğü çalındı baba. Ne? Nasıl olur? Bir dakika. Hı? Benim adım Pepenk. Batıköy'den geliyorum. Ben Güneş'in yüzüğünün sahibiyim. Sen benim gelinimsin. Kim olduğunu söylemiştin? Benim adım Pepenk. Güneş'in yüzüğünün sahibiyim. Efendim. O zaman sen Harulu'nun nişanlısı olmalısın. Peki Güneş'in yüzüğü nerede? Yüzük çalındı. Ne? Çalındı mı? Bu doğru mu? Yoksa sen Harulu'yla evlenmek için yalan mı söylüyorsun he? Hayır, bu doğru değil. Eğer Güneş'in yüzüğüne sahip değilsen kızım Harulu'yla evlenemezsin. Bakın size doğruyu söylüyorum. Lütfen inanın bana. Güneş'in yüzüğüyle buraya gelecek kişi bir sahtekar. Saçmalık. Sahtekar olan sensin. Atın şunu dışarı. Hadi daha ne bekliyorsunuz tembeller? Bırakın beni. Bana inanmak zorundasınız. Baba, onun yalan söylediğini hiç sanmıyorum. Yapmamıştır. Yalan söylese de söylemese de Güneş'in yüzüğüne sahip olmayan birinin senin nişanlın olarak kabul edemem. Ah baba, hayır. Ben onun yalan söylediğini sanmıyorum doğrusu. Eğer nişan biletini elinde tutmuyorsa yapabileceği bir şey yok. Tanrı aşkına henüz gelmedik mi? Neredeyse geldik. Biraz mola veremez miyiz? İyi fikir, ben acıktım. O zaman sen gidip bize balık tut. Sen de gidip ateşi yak mesela. Dalga geçiyor olmalısın. Bunları neden sen yapmıyorsun? Sanırım tekrar yola çıkmadan önce biraz uyuyacağım. Beni dinlemiyorsunuz. Evet.
Şimdi görürüz. Bakalım burada neler varmış. Patron. Eminim size söylediklerimi yapıyorsunuzdur. Kesinlikle. Baraba'nın sözleri benim sözüm gibidir. Ne derse yapacaksınız. Pekala. Orakun. Peki o nerede şimdi? Her neyse. Baraba'yı dinlemeyi ve ne derse yapmayı unutmayın. Şu andan itibaren ona Bay Baraba diyeceksiniz. Bay Baraba. Yeterince açık mı? Peki efendim. Ve unutmayın. Bay Baraba. Bay Baraba mı? O aptal Rakuna mı yani? Şaka yapmıyor. Ne çocuklar? Ben susadım. Hadi bana su getirin. Beni duymuyor musunuz? Biz dinleniyoruz. Sen kendin al. Bana karşı tutumunuz konusunda patronunuz ne düşünür acaba? Tabii. İşte suyunuz efendim. Sizi hep böyle görmek istiyorum çocuklar. Tanrı aşkına, o çocuk neredeyse seni kandırıyordu. Ama merak etme, gerçek nişanlın yakında gelecek. Oo, çok romantik. Gerçekten öyle mi düşünüyorsun? Sorun nedir? Neden böyle üzgünsün? Gerçek damat burada. Ha işte. İşte nişan simgesi. Gerçek damat bu. Umarım güzel bir yolculuk yapmışsınızdır. Görüşmeyeli uzun zaman oldu. O kadar da yakışıklı değil. Çok güzelsin. Ayrıca... doğru yüzüğe sahipsin. Hadi taş kapılara gidelim ve düğüne başlayalım. Pekala. Harulu, onu takip etmelisin. Peki. Yüzüğümü bana geri ver. Ha? Bu Pepenk. Nihayet işe yaramaya başladın. Liderim, bana inanmak zorundasınız. Size yalvarıyorum. Seni aşağılık. Ben nasıldım? Bence harikaydım, değil mi? Bu o, Tyson. Tyson. Aşağılık yaratıklar. Bunu nasıl yaparsınız? Tek tek ya da hep birlikte gelin. Sizin seçiminiz. Aradığımız kişi bu, Bay Baraba. Bu doğru mu? Liderim, bunlar yüzüğümü çalmaya çalıştılar. Lütfen onları hapsedin efendim. Şüphelenmiştim zaten. Çabuk yakalayın şunları. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Şimdi bana o kılıcı ver bakalım. Sana söylüyorum. Onlara inanmayın. Onlar kötü yaratıklar. Ne yapıyorsunuz? Gerçek damat benim. Ah Pepe. Artık görevimiz tamamlandı. Hadi kılıcı patrona verelim. Aceleye gerek yok. Bay Baraba'nın hazinesini paylaşmak için hala zamanımız var. Evet, doğru. Hayır baba, yapma. Sakin ol bakalım. Harulu, seni seviyorum. Sonsuza dek seninim. Sanırım artık taş kapıya gitme zamanı geldi. Hayır, bekle. Biraz dinlenmek istiyorum. Yapma, iyi bir şey bekletmenin bir manası yok, değil mi? Evet. (Gülüyor)
içinde tıkılıp kaldık. Ama mercan kılıçla güneşin yüzüğünü geri almak zorundayız. Peki burada nasıl çıkacağız ha? Endişelenmeyin çocuklar. Hı? Amy burada ve her şeyi halledecek. Aa, bu kapı nasıl da zor açılıyor. Vay canına. Ha? Ha? Aa. Bunu nasıl yaptın? Bana borçlusun. Peki ya diğer muhafızlar? Hepsi düğüne gitti. Acele etmeliyiz. Oraya gitmemiz gerekiyor. Orakun sahtekara benziyordu çünkü. Ha? Harulu. Ha? Aa. Ha? Pepenk bekle. Artık hazinenin tamamı benim. Evet. Benim, hepsi benim, hepsi benim. Aha, artık mercan kılıç elimizde. Şimdi de hazineden payımıza düşeni alır, sonra da patrona rapor veririz. İki yüzük birleştirilip kapılar açıldığı zaman Baraba ve Harulu'yu esir almaya ne dersiniz? Bu harika bir fikir. Sonsuza kadar beni bulacaksın hayatım. Hayır. Kesin şu saçmalığı artık. Yine mi bu aptallar? Kılıcımı bana geri verin. Geri verin. Ya. O kılıcı hemen geri ver. Sen onu rüyanda görürsün tatlım. Ya! Ya! Ata! Seni aşağılık, yüzüğümü geri ver. Giderim. Bunların bana saldırmasına nasıl izin verirsiniz? Lütfen bir şey yapın. Baksanıza şunlara. Dayanamıyorum. Yakalayın şunları, çabuk olun. Geri çekilin. Yüzük Pepenk'e ait. Nasıl yani? Yüzüğün sahibi benim. O kapıların ardında ne olduğunu bilmiyorum. Ama Harulu'nun benim gelirim olduğunu biliyorum. Hazineden vazgeçeceğimi mi sanıyorsun? Sen beni aptal mı sandın ha? Bak baba. Üzgünüm ama artık bunlara dayanamıyorum. Ne dedin sen? Basitçe şunu söyledim. Kendi mutluluğum için evleneceğim insanı kendim seçmek istiyorum. Pepenk. Seni seviyorum. Harulu. Ve ben babacığım onu seçiyorum. Ne kadar romantik. Harulu. Şapşallar. Hemen gidip güneşin yüzüğünü bulun. Hemen dedim size. Ha? Hemen. Şaka yapıyor olmalısın. Bu şelaleden sağ çıkmamız imkansız görünüyor. Kesinlikle. Ne? Sizi şapşallar. Patron geliyor. Gördüğüme göre hala Baraba'ya itaat etmiyorsunuz. Patron... Patron, patronun kuyruğu var, kuyruğu işte orada. Ne zamandan beri kuyruğunuz var patron? Ne dedin sen? Sorun yok. Ne diyeceğim, unutun bunu. Baraba. Tam da düşündüğüm. Hayır. Sana öğrettiğim şeyleri böyle mi kullanıyorsun?
Efendim, çok özür dilerim. Onun daha büyücüsü. Lütfen beni affedin. Daha büyücüsü mü dedi? Burada neler olduğunu tam olarak bilmiyorum ama bir rakun tarafından aldatıldığımızdan eminim. Patrona ne diyeceğiz? Hey bayım, siz efsane dağında yaşayan dağ büyücüsü olabilir misiniz? Dağ büyücüsü mü? Bakın ben ne diyorum. Bence buradan hemen kaçsak iyi olur. Hadi kaçalım. Çabuk. Her şeyin açıklığa kavuşmasına sevindim. Sizin sayenizde. Birbirini seven iki insanı görmekten daha güzel bir şey yoktur. Bunu neden daha önce düşünmediniz peki? Bunu yeni fark ettim. Bana elini verir misin Emin? Elimi sıkmak mı istiyorsun? Tabii ki. Bunu nasıl kabul ederim Pepenk? Kabul etmelisin. Bu ikimizin hediyesi. Artık ona ihtiyacımız yok. Güneşe benziyor. Tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Güle güle. Görüşürüz. Güle güle. Mutlu olun. Güle tamam mı? Taş için teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Güle güle. Biraz boşluk hissediyorum. Taş kapıların ardında ne olduğunu gerçekten bilmek istiyorum. Şuraya bakın. Nehrin yanındaki köy Harulu'nun köyü olmalı. Tabii ki öyle. Biz aptal değiliz. Taş kapının ardında yeni bir yol olduğunu söylüyorlardı. Ben onun oradaki nehir olduğunu düşünüyorum. Öyle değil mi? Yani taş kapının aslında sadece bir baraj olduğunu söylüyorsun he? Eğer öyleyse o zaman nehir yüzünden köyü su basabilirdi. O zaman neden hiç kimse... Size neden olduğunu söyleyeyim. Uzun zaman önce Doğu köyündeki ve Batı köyündeki sansarlar birbirlerinden nefret ederdi. Bir gün büyük bir sel geldi ve herkes çok zor zamanlar geçirdi. Herkes bir araya geldi ve bu nehri inşa etti. Farklılıklarını bir kenara bıraktılar ve bu nehri barışın simgesi haline getirdiler. Tabandaki taş kapılar köyün saldırıya uğramasına karşı bir önlem olarak yapıldı. Uzun zaman geçti ve taş kapılar su sarayı olarak adlandırılmaya başlandı. Yine de bu kadar şaşırmayın. Bazen bilmediğiniz şeyler sizi üzemez. Her şeyin nedeni buymuş. Evet, gidip köydekilere anlatalım. Hadi. Evet, sence? Tavsiyemi isterseniz bence bilmediğiniz şey sizi üzmez. Şaka yapıyorsun. Hahahaha.